Sebacığım kaçın şöyle bakayım kenara. Abiş gel. Ay Abiye Hanımcığım ya ne iyi ettiniz de geldiniz. Yani siz olmasaydınız bu göbecikler bu kalçalardan geçmeyecekti vallahi. Vallahi Sevalcığım anneciğim de ben de o kadar bozulduk ki sana. Bugün buraya gelmeyi hiç düşünmüyorduk aslında. Yani kapımıza kadar gelip yalvarıp yakarsan da Sevalcığım gelmeyecektik. O derece bozuktuk yani. Ama sonrasında dedik ki ay yazık kızcağıza. Şimdi seviyesiz ve sıkıcı sohbetiyle misafirlerini ruhsal bunaltılara sokacak kendini rezil rüsva edecek dedi. Gidelim de dedik. Hoş sohbetimiz ve pozitif enerjimizle destek olalım dedik. Büyüklük gösterelim dedi. Yani onun için geldik Sevalcığım. Ay, ay. Bu arada Gökhan'cığım nerede? Gökhan işte Berin Hanımcığım. Ah, olsun, olsun. Abi, Gökhan'cığım da işe gitmiş. Daha fazla oyalanmayalım. İki göbek daha atalım. Şuradan kırıp gidelim artık. Hadi kızım. Peki anneciğim. Sevalcığım, biz buraya gelmeden önce anneciğimle sabahleyin aynabik yaptığımız için kol, bacak ve göbek kaslarımız biraz yorgun düştü. O yüzden çok fazla kalınamayacağız. Bu son şarkımız olsun bizim. Hatta çalan şarkı bizim olsun. Ondan sonra kalkınacağız. Nereye kalkınıyorsunuz Abiye Hanımcığım? Vallahi bırakmam. Ay vallahi ben çok yoruldum. Şöyle kendimi hatırlayacağım. Ben de yoruldum anneciğim. Ay ben de yoruldum. Ben de şuraya çık uzanayım. Ay. Vallahi ben de en son büyük halamın küçük kızının gına gecesinde göbek atmıştım. O zamandan bu yana da kayda değen bir göbek atımım olmadı. Bayağı bir göbek eksiğim var yani. Kına gecesi demek istediniz herhalde Abiye Hanımcığım. Yo, gına gecesi demek istedim. Ama o lafın doğrusu... Hayatım, o tip gecelerde gelin ve kadın akrabalarına sabaha kadar göbek atmaktan gına gelmiyor mu? Bilmem geliyordur herhalde. O yüzden de gına gecesi diyorlardır herhalde. Anladım. O zaman hadi ne oturuyoruz? Sofraya geçelim. Buyurun kalkın, kalkın. Sofraya buyurun, geçelim. Buyurun, buyurun. Gel, bir dakika. Bir dakika, bizi bekleyin. Başlamayın hemen. Bir dakika. Hayırlıysa uygun değil misin? Ay abiye çek seni ben. Anneciğim bağırın. Abiye Hanımcığım pek yardım edeyim. Bir dakika. Anneciğim. Yardım edeyim abi. Berin Hanımcığım. Ay, hemen buyurun. Öyle herkes yemeğe oturup başlamasın. Hayır, hayır. Abi bizi bekleyin. Kimse oturmasın. Kimse... Anneciğim, anneciğim. Aman bir dakika abiye. Ben bir anne, dakika. Siz annem orada tamam. Berin, anneciğim bir dakika, bir dakika. Anneciğim. Ay. Haydi. İttirdim. Annem gitti ben kaldım. Annem gitti ben kaldım başlamayın. Annem gitti ben kaldım. Annem gitti ben kaldım. Beni de. Abiye Hanım. Abi, çek, gel, çek. Gel kızım. Gel. Yardım etsene mavili. Anneciğim, anneciğim. Anneciğim. Ay. Kalkın. 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 Pardon Berin Hanım, çok affedersiniz. Buyur. Tamam kızlar, tamam geçin. Benim telliğimin teki nerede? Benim telliğimin teki nerede? Ay yanlışlıkla benim ayağıma girmiş abiye. Anneciğim. Canım. Sen ayağına girsin. Ay. Sen ayağına girsin. De benim telliğimin teki nerede? Gel burada. Burada. Gel. Buyurun. Abiye Hanımcığım. Berin Hanımcığım. Buyurun. Oturun. Buyurun. Anneciğim. Benim gördüğüm hamur şöleni sen de görüyor musun? Yoksa ben aşırı göbek atmaktan göbek fesadı geçirdim de Serap İzgü'mü görüyorum. Hayır abiye hayır hayal değil bunlar kızım hepsi gerçek. Abiye Hanımcığım. Evet. Berin Hanımcığım neden öyle dikildiniz? Hadi geçinsenize buyursanıza sofraya. Hadi hadi buyurun. Anneciğim. Buyurun geçin. Canım. Anneciğim. Biz diyete başlamak için gerçekten çok yanlış bir gün seçmişiz. Galiba öyle yaptık kızım. Ay, fotoğraf çekinebilir misiniz? Tabii ki. Deryacığım, yok mu cep telefonunun fotoğraf makinesi? Hemen çekelim Berin Hanım'la Abiye Hanımcığım'ı. Anne, kısır gösterdi. Kısır da çıksın.